dostlar merhaba dersime hoş geldiniz Zeyip Hoca ben kısa kısa edebiyat serisine Türk edebiyatındaki önemli romanlar ve bu önemli romanların kahramanlarını vererek devam edeceğiz. Şimdi sevgili dostlar belki romanın hikayesi kurgusu Anlattığı şey aklınızda kalmaz ama orada bahsi geçen bir ismi yakaladığınızda aha bu romandan bahsediyor diyebilmenizi sağlayacak. Yine böyle hap bilgiler size aktarmaya çalışacağım. Dilerseniz ve hazırsanız hemen başlayalım. Önce Tanzimat dönemiyle başlayacağız dostlar. Tanzimat döneminde Araba Sevdası biliyorsunuz Recaizade Mahmut Ekrem tarafından yazılmış ilk realist roman. Kahramanlarına baktığımızda Bihruz Bey, Periveş, Hafif Meh me Hafif böyle... Ee, ne denir ona? Meşrep, hafif meşrep, meşrep bir kadın olarak tarif edilir. Keşfi Bey, Cezmi, Namık Kemal tarafından yazılmış. Cezmi, Adil Giray, Perihan, Şehriyar gibi kahramanları var. İntibah yine Namık Kemal tarafından yazılmış. Ali Bey, Mahbeyker, hafif meşref bir kadın yine. Dilaşup gibi isimler. Karabibik'e baktığımızda değerli dostlarım ilk köy romanıdır biliyorsunuz Nabizade Nazım tarafından yazılmış. Karabibik, Yosturoğlu, Koca İmam, Huri, Hüseyin, Eftelya gibi kahramanları var. Sergüzeş, Sami Paşazade, Sezai tarafından realizme geçişin ilk örneği ilk realist eser elbette Araba Sevdası ama realizme geçişin ilk örneği kölelik olgusunu Dilber adlı köle bir kızın üzerinden anlatır. Asaf Paşa, Celal, Taravet, Cevher gibi kahramanları mevcut. Zehra yine Nabzade Nazım tarafından ilk tezli roman olarak yazılır. Kıskançlık teması üzerine kurulmuş. Kahramanlarına baktığımızda Zehra, Supi, Sırrı Cemal gibi isimler mevcuttur. Peki gelelim Servet Finun edebiyatına. Şimdi aşkı memnuyu zaten bilmesek olmaz değil mi? Oğlum yengen o senin yengen yengen. Aşkı memnu. Evet Halis Ziya tarafından yazılmış baş kahramanları Adnan Bey onun yeğeni Behlül. Adnan Bey'in evlendiği genç karısı Bihter, Nihal Firdevs Hanım gibi kahramanları mevcut. Eylül ilk psikolojik romandır biliyorsunuz Mehmet Rauf tarafından yazılmış Necip, Suat ve Süreyya arasındaki aşk üçgenini anlatır. Kırık Hayatlar Ömer, Behiç, Vadide, Neyir, Leyla, Selma gibi kahramanları barındırıyor. Yine Halis Ziya'nındır. Mavi ve Siyah yine Halis Ziya'nın. Lamia, Ahmet Cemil, Hüseyin Nazmi gibi kahramanları mevcut. Mürebbiye Hüseyin Rahmi Gürpınar değil mi? Dehri Efendi, Matmazel Angel, Şemi, Sadri gibi kahramanları var. Şık yine Hüseyin Rahmi Gürpınar tarafından yazılmış. Şatırzade, Şöhret Bey, Madame Potiş gibi kahramanları var. Şıp sevdi yine Hüseyin Rahmi Gürpınar tarafından Meftun Bey, Edibe Hanım, Kasım Efendi önemli karakterleridir bu romanlarda geçen. Peki milli edebiyat dönemine gelelim dostlar. Yaprak dökümü Aman Ali Rıza Bey tadımız kaçmasın adama diye diye en sonunda ne yaptılar? Yatalak ettiler değil mi adamı? Hayriye Hanım, Ferhunde, ah ah bu Ferhunde, Leyla, Necla, Fikret önemli karakterlerdir yaprak dökümü için. Ateşten Gömlek, Ayşe var, Peyami var, Binbaşı İhsan var, unutmayalım, Halide Edip adı var. Çalı Kuşu. Feride değil mi? Kamuran aralarında bir aşk var. Feride daha sonra öğretmenlik yapmak için doğuya gidiyor. Doktor Hayrullah Bey ee, Reşat Nuri Güntekin tarafından yazılmış. Handan e, kimdi? Halide Edip Adıvar tarafından yazılmış. Neriman, Hüsnü Paşa Refik Cemal gibi karakterler mevcut. Nur Baba Yakup Kadri. Amman unutmayın bu adamı. Nüfus kütük numarasını bile ezberlemeniz lazım. Her sene soruluyor. Nur Baba. Kahramanları Nur Baba, Ziba Hanım, Yaranım Hanım Süheyla gibi kahramanlar. Sodom ve Gomere Yine Yakup Kadri Karaosmanoğlu'na ait dostlar. Leyla, Necdet, Sam Bey gibi kahramanları var. Vurun kahpeye Halide Edip var. Kahramanlara baktığımızda Aliye, Hacı Fettah, Tahsin Bey. Yaban, Yakup Kadri'nin Ahmet Celal çok çıkıyor değil mi? Emine, Mehmet Ali, İsmail gibi kahramanlar mevcut. Peki devam edelim. Halide Edip varın. Doğu kültürü ve batı kültürünü kıyasladığı Sinekli Bakkal adlı eserinde Rabia var. Doğu kültürünü temsil eder. Peregrini var. Batı kültürünü temsil eder. Kız Tevfik, Emine, Vehbi dedi gibi isimler. Yeşil Gece, Şahin, Kazım, Tatarcık, Lale ismi geçiyor. Arkadaşlar bu isimlere dikkat. Peki gelelim Cumhuriyet Edebiyatı'na. Aganta, Burina, Burinata değil mi? Mahmut, Halil Usta. Önemli kahramanlar bu romanda geçen. Ana yurt odeli Zebercet değil mi? Bu isim zaten kolay kolay unutulmuyor. Ayaşlı ve kiracılarına baktığımızda Ayaşlı İbrahim, Hasan Bey, Buharalı Abdülkerim, Faika, Fuat, İffet Hanım, Şefik Bey. Bereketli topraklar üzerinde iflahsızın Yusuf, Köse Hasan, Pehlivan Ali. 9. harcıya koğuşunda hasta bir çocuk ismi verilmez. Biz biliriz ki Peyami Safa kendisini anlatır orada. Nüset, Doktor Ragıp. Fatih Harbiye'de bir Nerimanımız var. Faiz Bey var, Şinasi var, Macit var. Huzurda İhsan var dostlar unutmayalım. Nuran var, Suat var, Mümtaz var. İnce Mehmet'e baktığımızda tabii ki Mehmet, Hatçe, Abdi Ağa gibi isimler mevcut. Peki. Kuyucaklı Yusuf da tabii ki Yusuf Muazzez aralarındaki aşk Selahattin Bey. Küçük Ağa'ya baktığımızda sevgili dostlarım Mehmet Reşit Efendi İstanbullu hoca olarak bilinir. Çolak Salih. Matmazel Noralya'nın koltuğu Ferit, Nilüfer, Fotika gibi isimler. Sözde kızlar Behiç, Mebrure, Nafi Bey. Tutunamayanlar unutmayalım dostlar Selim Işık, Turgut Özben. Yılanların öcü Karabayram, Haceli, Irazcağına gibi isimler mevcut. E hocam sadece bunlar mı? Tabii ki değil daha bir sürü var ama ben en önemlilerini derleyip toplamak istedim. Evet en güzel üniversiteler sizlerin olsun diyor. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.